Bu anlamda bu derslerin niçinlerinden biri, insan olmadan Müslüman olunmaz sözümüzdür. Evet, insan olmadan Müslüman olunmaz. Bunun en tipik delili Kur'an'da hem Bakara suresinin 2. ayeti hem de Beled suresinin 11-16. ayetlerinin arası. Özellikle 16. ayet. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Önce açı doyur, sonra yetimi güldür, sonra düşmüşü gözet, sonra yoksulu gözet, ondan sonra iman edenlerden ol. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Sonra iman edenlerden ol. Farkında mısınız? Ayetler suratımıza tokat gibi çarpıyor aslında. Ama fark edersek. Bakara suresinin 2. ayeti. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ. İşte bu kitap, içinde hiçbir şüpheye yer olmayan bu kitap, evet, neymiş? Müttakiler için hidayettir. Yani sorumluluğunu bilenler için hidayettir. Hidayete erenler sorumluluğunu bilir değil. Sorumluluğunu bilenler hidayete ererler. Buyurun, öncelik sırası nerede? Sorumluluk bilincinde. Sorumluluk bilinci sizi hidayetin kapısına götürür. Öyle demiş ya Sa'sa bin Naciye. Ya Resulallah diyor, benim ömrüm şirk içinde geçti. Küfür içinde geçti. Fakat ben nerede bir kız diri diri gömüleceğini duysam gider onu iki tane deve verirdim. Gebe iki deve. Gebe iki deve son model Mercedes demektir, iki tane. Gebe iki deve verirdim ve o kız çocuğunu alır kurtarırdım. Bugüne kadar yaklaşık 360 tane kız kurtardım ya Resulallah. Benim için cahiliyemde yaptığım bu şeylerden dolayı var mı bir şey? Yoksa boşa mı gitti? Allah Resulü'nün çok ilginç bir cevabı var. Ente eslemte ala ma eslefte aleyh. İşte sen bugün o yaptıkların, o sorumlu davranışlarının sonucunda bugün imanın kapısına geldin.